Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz Call of Duty Black Ops 6 zombi moduna hoş geldiniz. Ben Enver abim, Baran'ım ve Yusuf'um hep birlikte zombi moduna giriş yapacağız sevgili dostlar. Şimdi öncelikle benim daha play'e basmadan kabul etmem gereken şeyler varmış. Onları kabul ettim. Standart maç, ara ve squad'ınla gir dedikten sonra iki harita var. Biri Liberty Falls, biri Terminus haritası. Hangisini tercih ederiz? Abi sırayla ikisini de yaparız. Kafana göre takıl. Liberty ile başlayalım. Liberty dedim. Başlangıç silahlarını şu an değiştiremiyorum galiba. İlk kez giriyorum zaten. Ready verdim. Sian Jerks abonemiz olarak aramıza katılıyor. Sian Jerks hoş geldin. Merhabalar. Seviye 4 olana kadar hiçbir şey değiştiremiyorsun sanırım. Fakat oyun başlar başlamaz yani haritaya girer girmez duvardan yeni silahlar alabilirsin. Bazen yerde yeni silah bulabiliyorsun. Yani tabancayla başlıyorsun ama onunla oynamak zorunda değilsin yani. Biraz para topladıktan sonra. Evet. Şey değil mi abi, bu diğer Black Ops'lar gibi ama en yeni versiyonu. Hani head bobbing'den o kafa sarsıntısından mide bulantısı yaşamayacağım bir versiyonu. Aynen öyle. Ama şimdi birkaç uyarımı yapayım mı? Şey diyorsun. Yani sen konuş, ondan sonra anlatayım ben. Searching for ya, players diyor bana. Yap da yani bu çok saçma oldu. Bir saniye, biz Samet'e şey yaptırdık mı? Open party, close party, friends only. Lider oldu çünkü. Bak party open şu anda büyük ihtimal oyuncu arıyor. Almaması lazım. En fazla 4 kişiyi alıyor. Orada 32 yazıyor da o formalitede. Ya o zaman niye biz oyuna sokmuyor sürekli olarak searching for players şak diye yüklemeye başlaması lazımdı. Partiyi kapatırsak hemen yüklemeye başlar diye düşünüyorum. Ya senin dediğin mantıklı da nasıl Activision bu abi? Yani. Abi O tuşuna bas klavyede. O alt taraftaki şey vardı ya. Geri gel, bir sayfa daha geri gel. Yayından bakıyorum geldim. Şu anda. Bir sayfa daha gel. Geldim. Biraz geç geliyor. Geldim, takımı geldim. Doldur seçeneği olacak. Bak alt tarafta. Squad fill yazıyor. Nerede? Onu kapatacaksın. Görevi seç. Select mission'de. Ondan sonra sol altta şey olacak. Bak squad'ı tamam. Doldur. Onu kapat, devam de. Tamam. Arkadaşlar bunları siz de görmüş olun ki oyuna arkadaşlarınızla girmeye çalıştığınızda. Şimdi oldu. Neler olup neler bittiğini anlayabilin. Hala normalde 4 players diyor. O diyor yok, normalde 4'ten fazla insanı almıyor mesela. Niye böyle maç başlamak şey üzere diyor. Fakat maçı da evet başlattı tamam, şimdi. Tamam. Şimdi oldu. 7-8 saniye var diyor. Baran istersen anlatsın biraz Samet'im. Çünkü biraz mantığı, mekanikleri biraz değişmiş ama tamam. Yani sen bilirsin, karar senin. Şey gibi değil, Modern Warfare 3 zombies gibi değil, onu söyleyeyim. Tamam, aynı eski usul. Eski usul zombies yani. Tamam. Veya ben anlatayım Baran istemiyorsa. Tamamen Baran'a kalmış yani. O benden daha iyi biliyor. İster misin? Şimdi can o zırhımız var ya, şu an gözüküyor zaten, bir palet var. Evet. Modern Warfare'de mesela şeydir, zombiler zırhı kırıyor sonra senin canın gitmeye başlıyor ya. Burada öyle değil yani, zırhım var. Bana bir şey olmaz diye güvenme. Zırhı es geçip senin direkt derine vuruyorlar. Senin direkt canın gidiyor. Zırh evet bir nebze hasarı engelliyor ama senin canın gidiyor. Zırha o kadar güvenerek iş yapma. Tamam. Yani sürekli zırh yenileme, eskiden bize söylüyordun ya zırhın yenile diye. Evet, burada onu o kadar yapmayacaksın abi. Zırh çok zor gidiyor. Ama pek bir anlamı da yok. Zırh olsa bile sana da geçiriyorlar yani zombiler. Yani köt vuruyorlar hatta. Vurdular. Böyle şeyler var haritanın belli yerlerinde palet zırhını yani şu an bir tanesi onu 2 ve 3 yapmanı sağlayan şeyler var duvarda, onları satın alman gerekiyor. Korusanız da size zahmet. Gel. Tamam. Bir saniye ses kısmam lazım. Diyalogunu kapattım, şunu kapattım, bunu kıstım. Tamam abi, my body is ready, teşekkür ederim. Double shift burada da çalışıyor, haberin olsun. Daha hızlı koşabiliyorsun. Ama şeyin yok yani burada, bir stamina barın yok, haberin olsun. İstediğin kadar gidiyor. Tamamdır. Bunun dışında silah upgrade'leri falan yapıyorsun. Normalde Modern Warfare Z'de şeydi hatırlarsın. Tool'lar düşüyordu, tool'larla şey yapıyorduk. Legendary'dir, epic'tir. Bunları basıyorduk. Bunun için artık bir makine var. Makineden basıyoruz onu. Bir de para birimi olayı var, onu da
öğrenmen lazım sanırım. Onu da bana anlatabilir veya ben anlatabilirim. Pekka Punch'larda şey vardı hatırlarsın. 5000'e birinci upgrade. Evet. İkinci upgrade ve üçüncü şeklinde. 5000, 10.000, 15.000 şeklinde gidiyordu ya. Burada öyle değil. Burada ilki 5000, ikincisi 15.000, üçüncüsü 30.000. Bak kapı açma muhabbeti var 1750'ye falan. Duvarlardaki silahları daha görmedim. Eski Black Ops zombileri oynadığım için az buçuk biliyorum oyunu. Tahmin edebiliyorum yani. O zaman sana daha yeni göreceğim bir şey söyleyeyim mi? Her yok. Neyler yok? Doglar. Cehennem köpekleri. Normalde iki tane cehennem köpeği vardı. Biri yeşil, biri kırmızı. Kırmızı olan üzerine gelir patlar. Yeşil olan da sana saldırır. Öldürünce toksik gaz yayardı ya. Onlar yok. Onların yerine Çin malı headcrab getirmişler. Devasa örümcekler. Abi zor. Bir tane daha... Bir tane daha harita vardı hatırlarsın hatta. İki tane haritadan birini seçtik ya. Diğer evet. Haritada da mutant sinekler var. Samet'im bak buraya bir geri ver. Şu yeşil sinekler. Şeyi görüyor musun yerde? Yerdeki yeşil şeyi görüyor musun? Yeşil yani... bir loot var. Etrafı yeşille çizilmiş. Tam önümde duruyor. Ben de. Gerçi aldım ben onu yanlışlıkla da. Öyle mi? Yerde yeşil lootlar göreceksin. O yeşil lootlar para birimi. Yani profil resminin sol alt tarafına bak. İki tane para birimi var oyunda. Mesela seninkinde şu anda şey yazıyor. 2585. Bir de 100 zombi para. Ha, onların ikisi de farklı para birimleri. Z harfiyle gösterilen sarı para birimi silah satın almak için, duvardan silah satın almak için ve kapıları açmak için kullanılıyor. Diğer G'de gösterilen para birimi ise daha değerli. Bak şurada mesela şeyler var. Şu silah şurada güzel bir tane masa var. Alacaksanız. Şu masayı gördün mü bilmiyorum. Crafting table. Benim önümde durduğum masa. Bu masadan da diğer para birimini kullanarak silahlarına şey tak mesela zırh alabiliyorsun. İşte tactical yukarıda mesela şey var bak support tactical little diye 3 tane seçenek var. Orayı neden kullanacaksın biliyor musun? Orayı aslında Enver abi çok güzel anlattı ama biz onları onun için kullanmayacağız. Orası bir nevi gereksiz oluyor. First aid kit yani kendin self revive kit. Onu almak için kullanacaksın orayı. Şu an mesela sende yok. Biriktirdiğin zaman silah upgrade'lerin bittikten sonra onu almak için kullanacaksın. Onun dışında da fantezi olsun hani. Tek kollu bir tane canavar vardı hatırlarsın. Tek kolundan roketimsi bir şey atardı bize. Onun evet. Zırhını giymeni sağlayan bir tane mutantör var. Onu almak için. Fantezi şeyleri için kullanacaksın onu. Onun dışında kullanmayacaksın orayı. Yani şu aklında olsun sadece. Zombileri öldürdüğün sürece zombi para birimini kazanıyorsun otomatik olarak. Diğer para birimini ise yerdeki yeşil şeyleri toplayarak kazanıyorsun. Anladım abi. Yani o da aklında olsun sadece. Teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Mermin çok çabuk bitiyor ne yazık ki. Mermi kutuları hayati öneme sahip. Bende mermi kalmadı mesela. Bıçağa geçtim şu anda. Sığır gibi bıçağı saplamaya çalışıyorum. Gerçi çok iyi hasar veriyor ama yani bıçak neticede. Peki Wave'i ilerlemeden tamamlamamız gereken bir görev var mı yani? Çünkü Wave çok ilerlerse yalan oluruz. Yok abi yani burada görev bazlı bir şey yok. Kapıları aç, ilerle. Bütün kapıları açtıktan sonra yani 10. Wave'den sonra exfil seçeneği geliyor. Çıkabiliyorsun istersen veya çıkmayıp kalabilirsin. Ve kaldığın sürece yani, de dalgalar halinde gelmeye devam ederler. Sana tool'lar demiştim ya buradan basılıyor o tool'lar. Enver abinin geldiği yerde. Ve örümcekler geldi. Yok o kadar huylanmadım ya. Sadece uyardım orada. Teşekkür ederim. Bu işaretli yerde Pekka Punch var. Zombi de şu. 5000'e basılıyor. Ama şimdiden uyarıyorum. Hani gökkuşağı gibi rengarenk olmasını istemiyorsan şeyinin silahını. Bir kere evet. Gidip dipçikte vurman lazım. Farklı bir ışık yaymaya başlıyor yani normal ışığından farklı bir ışık yayıyor. Ondan sonra Pekka Punch'ını bas. Enver silah orijinal renginde kalıyor. Ammo geldi benden size.
Bu arada sevgili chat, görüntüde bir sorun var mı? Görüntüde, seste, oyunda, kasma, donma, herhangi bir şey. Giriyor muyuz içeri? Abi orada pekapanç var sadece. Yani paran varsa, 5000'in varsa gir. Silah upgrade et. Ama paran yoksa girmenin de bir anlamı yok şu anda. Aa, instakill. Bayılırım. Aa, şeyi buldum Baran. Level 3 armor satın alabileceğimiz yeri buldum. O 14.000 abi. Mezarlığın evet, yanında 14 değil mi? Evet, aynen öyle. Arada zırh basmayı ihmal etmeyin. Ben hani dedim, deriye vuruyor ama o zırh da bir nevi koruyor, haberiniz olsun yani. Onu da basın. Sanırım birazdan pek apanç kullanabilecek duruma geleceksin. Bir iki tane daha zombi öldürmen yeter. Geldim abi, geldim. Ammo cache işaretledim, lazım olur hepimize diye. Çünkü mermi çok çabuk bitiyor. Silahı nereye koyacağım? Pekapancı kapalı şu an. Gel gel, o değil o değil, gel bu. Gel abi şurası. Bir kere dipçik at. Bir kere dipçik at, kişi olmasın. Şimdi bas. Abi galiba bastım. Rengarenk olmadıysa ya, olmadı. Gözlerini ağartmayacak şekilde. Heh, oldu. Olmadı baba, iyi iyi. Öteki türlü çünkü çok fazla gözü yoruyor. Devamlı hareket eden renkler falan. Double point. Ben de bir biraz para toplayayım da ben süper. De pek apançı kullanayım. Süper dostlar. Her şey yolundaysa çok sevindim. Yani bu arada şu arabalar patlıyor, haberiniz olsun. Şu önünde durdum, şunlar falan patlıyor. Eğer bomba falan atarsanız zombilerle beraber yok edebiliyorsun. Çok iyi oluyor. Oo. Biz Baran'la oynarken 10. dalgaya kadar çok rahat geldik. 10. dalgadan sonra ben sıçmaya başladım Samet'im. Yani sen de büyük ihtimalle öyle olacaksın, o yüzden söylüyorum. 10. dalgadan sonra çıkmakta fayda var. Yoksa çok bence sağlam. Bence pek bir sıkıntı olacağını sanmıyorum abi. Çünkü sen oyuna artık hakimsin. Silahlarınız var. Ki 4 kişiyiz ama ve 4 iletişimimiz kişiyiz. Var. İletişimimiz var. O da doğru ya. Ya daha exfil yapamadık yani biz de. Onu söylüyorum sadece. Peki Modern Warfare'deki gibi burada hayatta kalmanın bir esprisi var mı? Yani silah kasmak falan filan. Öyle muazzam seviye atlamak, yani öyle muazzam ya, bir şey yok. Haritadan çıkarabildiğin bir şey var mı diye soruyorsan? Yok. Bilmiyorum. Yani ben görmedim haritadan bir şey çıkarabildiğin hiçbir şey yok. Eski Call of Duty mantığıyla yok. Yani o yüzden pek bir anlamı yok aslında. 10. dalgadan sonra, yani exfil seçeneğe geldikten sonra oynamaya devam etmek sadece meydan okuma gibi bir şey oluyor benim anladığım kadarıyla. Normal şartlarda taba bastığınız zaman hani puanınız yazıyor ya, onun alt tarafında şey oluyordu. Map'in görevleri oluyordu. Ama daha Black Ops 6'ya gelmediği için yok orada hiçbir şey. Şu anda sadece 2 tane harita var zaten, sen de gördün. Yani pek bir numarası yok şu anda ama gelecekte yok Season Pass, yok bilmem ne, Battle Pass falan derken yeni haritalar eklerler. Şu anda bana şey gibi geliyor bu oyun. Enver abiye de söylemiştim, size de söyleyeyim. Grafik motoruyla oynanmış Cold War gibi geliyor. Daha iyi grafikli Cold War. Orası kesinlikle öyle. Aha Yusuf'um ya, ben düştüm. Kötüler elenmeye başladı. Bir şey kardeşim var zaten, az çok sen de bilirsin canım. biri öldüğü zaman kaldırmasan da oluyor. Diğer el tekrar canlanıyor. Aa, şey de söyleyeyim, o da çok güzel. Artık oyundan tek başına çıkabiliyorsun. Yani birisinin çıkması bütün partinin de çıkmasına neden olmuyor. Mesela şu anda örnek veriyorum. Ben buradan çıkabilirim. Siz oynamaya devam edersiniz. Ben çıktım diye siz de çıkmış sayılmıyorsunuz yani. Hani bundan önce Tatarcan da oyundan çekmişti, beni de çekmişti ya. Onu engellemişler artık. Gidelim mi XP'de doğru? Çıkmak istiyor mu? Daha yeni geldik aslında ama. Ya hani ilk tur şey gibi, böyle bir öğrenme aşaması gibi diyeceğim de. Hakikaten daha oynarız ya. Bence daha yeni başlıyor. Peki upgrade bir saat falan oynarsak. Mu?
Nasıl yani? Tier upgrade'i. Ya Pekka Punch upgrade'i gene aynı o zıkkımdan, o topik şeyden yapılıyor. Bundan önceki yerde de şeyin tool basmış gibi şeyin oluyor. Rengi değişiyor silah. Sağ taraftaki rengi. Şu an mesela gri'dir. Bomba atma hangi tür? E veya F. Büyük ihtimalle F'dir. Ve yanlış değilsem stun olması lazım. O da olabilir. Aramızda Pekko Punch'ı kullanmayan varsa mutlaka kullansın. Artık kullanmadan çünkü zombileri indirmek çok zor. Geldim abi. Ne yazık ki mermim bitti. Benim burada şey var, mermi var. Şöyle işaret. Attım canım. Aa, ikincisi 15 bindi değil mi abi? Evet. Upsi. Dedim ya, eski mantığa geri dönmüşler. Şey mantığı yok. O Modern Warfare Z mantığı yok. Upsi. Selamlar Berber Efendi, hoş geldin. Bir K para aldı benden namussuz ya. Bir de zaman içerisinde şey var Samet'im, bak şurada winch gibi şeyler görüyorsundur haritanın bazı yerlerinde. Dikkatini çekti mi bilmiyorum. O winch gibi şeyler sağa sola ip atarak haritada ilerlemeyi kolaylaştırıyor. Binaların çatılarına çıkabiliyorsun mesela. Ha evet, aynen kullanma öyle. Abi, kullanma. Şurada görev var. Görev veren şey var. Yapalım mı onu? Yapalım. Yapalım, görevler gitti. Şey gibi genellikle. Gitti abi. Normalde gitti buradaydı da gitti. İnjektörle ilgili şöyle de bir info vereyim. Sadece yerden gelmiyorlar, haberiniz olsun. Yani duvarda da olabiliyorlar. Ben çatıdayım. Sürekli sağa sola tırmanıp gelecekler. Koşturuyorum. Örümceklerin geldiği roundu ben şöyle yorumladım. Bu benim yorumum. Bunlar kolay oluyor ya. Hızlı şekilde para biriktirmeni sağlayacak. Yani bir sonraki ağır dalgadan önce sana para biriktirmeni sağlayacak bir rahatlama modu gibi bir şey olarak düşündüm ben örümcekleri. Bana da şey gibi geliyor abi, yani nefes alma roundu. Ha işte onun gibi bir şey, evet. Aynen öyle. Biz bu oyuncuyu çok darladık. Bu roundda biraz nefes alsınlar diyormuş gibi. Hani işte Pekka Punch kullanacak parayı bul, yeni silah satın alacak parayı topla falan gibi. Pekka Punch basmaya varsa bassın. Şu shotgun hakikaten şu anda ok silahı yani oyunun. Bu modun en iyi silahı sanırım. Bravo! Geldi mi? Bombination geldi mi ya? Gelmemiş. Yok ya. Nuku kim aldıysa hayatımı kurtardı. Ben aldım. Ellerine sağlık Müslüm. Sağ ol abi. Tam edim, denemediysen shotgun'ı denemeni tavsiye ederim. Tam sana göre bir silah. Abi upgrade atmadığım için ne yazık ki. Şu anda bir sürü param var abi, 15.000. Atarsın. 15.000'e normal silah upgrade'leyeceğim abi. Kullandığımı. Ha. Okey. Kim yattı? Yusuf yattı. Ha siktir, ben de yattım. Pardon. Geldim abi. Bizi kaldıramazsanız abi, bilginiz olsun diye söylüyorum. Diyelim ki bizi kaldıramadınız. Bir oyuncu, partideki bir oyuncu hayatta kaldığı sürece, bir sonraki rounda kadar hayatta kaldığı sürece herkes otomatik kalkıyor. Odaklığınızda olsun yani. Ve şeyi de söyleyeyim. Normalde oyuna girdiğiniz silah var ya, siz mesela zorunlu olarak tabancayla girdiniz. Hı hı. Yattınız, siz öldünüz.
Son kişi hayatta kaldı, el değişti. Silahınız upgrade'lenmiş olarak kalkıyor. Yani örnek vereyim, normalde gri olarak, gri ise hiç upgrade basmadıysanız mavi falan oluyor. Hiç falan basılmıyor, direkt şuradaki tool'dan şey yapılıyor şu an, Yusuf'un olduğu yerden mesela upgrade'lenmiş oluyor. Sam Trial geldi. İsterseniz deneyebiliriz. Bu Sam Trial dediği nane... Ben gene düştüm. Belli bir süre içerisinde işte 10 tane zombi öldür falan gibi. 85 tane zombi öldür diyor. Hah, aynen öyle işte. Yusuf'un çok ters bir yerde düşmüşsün, bize doğru gelebilir misin? Arkandayım. Gitme, 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 arkandayım. Kim 2500 okey. Enver abi, zırh giyip tier 2 upgrade yapar mısın? Zırh giyip neyi upgrade edeyim abi? Tier 2 upgrade, 15 binim var da şu anda. Aa, birikmiş. Tamam, okey, gidiyorum. İyi hatırlattın. İşaret de attım abi. Yok artık, o kadar da hatırlıyorum. O kadar da yaşlı değiliz. Giri senin içerisinde. Bu sadece iyilik yapıyorum abi, bir şey değil. Direkt bunak muamelesi yaptığın gibime geliyor ya, hadi neyse. Sonucu burada ha, burada dayı, dayı buraya. İlki 5000, ikincisi 15000, üçüncüsü 30000. Sus, şunu kaldıracağım, biraz temizlik yapayım. Aa, bir şey gelmiş, yok mu? Aa, sandık, severiz. Kaldıramadım bir şey. Abi yatırıyorlar ya. Ooo, Pekka Punch'ın... Pekka Punch'ın oraya girdik de çok dikkat etmek gerekiyor. Bir anda etrafını sarıyorlar, kaçacak yer de yok. Kapıda öldüm ya, kapıda sıkıştım ben. Yusuf, seni tuttum. Emre abimi tuttum. Şöyle söyleyeyim. Hoppa. Normalde şey, Cold War'da bu daha kötüydü. Hani silah mod takıyorsun ya, ne bileyim yaksın mı, şey mi yapsın. O da Pekka Punch'ın içindeydi. Pekka Punch'a tıkladığın zaman bir tane menü açılıyordu, hiç hareket edemiyordun. Seni direkt kilitliyordu, zombiler ağzını yüzünü vuruyordu. Hediye mi var map'te? Hı. Ben görev yaptım, 85 zombi kestim. Sponsorluğun 2 günü kaldı. Mermelim, çok şey yapma istersen. Aa, yeni bir zombi türü gördüm. Şu Abomination vardı ya diğer haritada. Abomination'ın mini versiyonu. Ben abi orijinal boyutu onunla biliyor musun? Mini değil aslında. Ha. Oradaki büyüktü. Oradaki büyüktü. Bossumsu bir şey geldi. Tamam abi, ben bossa. Level 15'in itibaren içimizden geçmeye başladılar. Beyler, siz hayatta kalın. Siz hayatta kalırsanız 16. roundda biz canlanacağız. Hiç risk atmayın. Şu anda en rahat Samet'in düşüyor. Kaç? Bu ne ya? Samet'im, Mega'dan uzak dur, kaç. Hatta beni alabilirsen kaç. Al yani. Evet, kaldırabilirsen bir tek şeyi kaldır. Baran'ı kaldır. Abo. Yoksa yatıyoruz yani. Yusuf ruhunu teslim etti. Sırada ben varım. Hadi bana da eyvallah. Umudunuzu kırmak istemem ama iş bana kaldıysa... İş sana kaldı. Biliyorsan bana doğru. Çok az bir zamanım kaldı ama. Artık tüm çare sende. Şu anda Samedem'in gözünden izliyorum. Ey maşallah. Eğim desen var, oyun bilgisi desen var. Çeviklik, hız, tutarlılık. Arkama bakmadan kaçıyorum var. Nişancılık. Topuklar vura vura kaçma, hepsi var vallahi. Erkekliğin onda dokuzu.
Hah, Abomination da gördü. Zırhımı 2 yaptım. Aslında lazer püskürttüğü zaman biraz geriye gidip ağzına doğru ateş etsen çok rahat öldürürsün onu, biliyor musun? Kaçmak yerine. Bitse. Ya bu silah güzelmiş be. Ben bunu evet daha önce görmemiştim. Benimki kötü, benimki vurmuyor. Abi şeyden kaynaklı. Vallahi kaldırdı. Adam bizi kaldırdı. Samet emeğine sağlık. Mega ölmedi. Mega bombun eşim ölmedi. Mega hala yaşıyor. Öldürürüz artık onu canım. Yalnız benim silahlar gitmiş. Yenisini almam lazım. Üfle bakayım. Bana doğru üfle. Ağzına. Vurdum ya baba, vurdum, öldü. Samet'im o silahı nereden aldığını hatırlıyor musun? Ben de aynısını alayım. O, abi o silahla alakalı değil. Upgrade'leri full onun. Fark ettin mi silah? Olsun. Ben de upgrade ederim. Eleş abi ya. AK 47 mi? Ha, upgrade'de hadi. Ha. Dur o zaman. Şu bir. Şuradan bir pack up punch. Ben gene. Yav. Düşün, ne zaman seni kurtarmaya gelsem ben de düşüyorum. Bundan sonra tek başınasın abi. Herkes kendini kurtaracak. Bundan sonra risk almayacak. Kusura bakma. Ya belli ki senin bu zombilerle kişisel bir husumiyetin var. Ben araya girmeyeceğim. Ne oldu? Yük attım abi. Yük geldi abi. Ha, benim ekranda hepsi donup kaldı zombilerin de, o yüzden sordum. İşaret nasıl atılıyor? Level 3 armor var kenarda. Mouse'un orta tuşu. Mouse'un ortası. Ya bunlar her yerden geliyor ama ya. Evet. Bu sefer ben de yattım. Her yerden sardılar abi ya. Çabuk sardılar. İkinize en yakın benim. Gelmeye çalışıyorum. Etrafımı çok çabuk sardılar. Artık kucaklaşarak birlikte ölümü bekleyebiliriz. Ben yakın geliyorum size. El ele. Ama neticede Baran ayakta. Bir sonraki roundda bizi kaldırır. Abi üçümüzle el ele tutuşup böyle. Sonsuzluğa doğru birlikte yani yola çıkıyoruz. Bak geldi adam, yapacağınız işi diye. Yani Yusuf için aynı şeyi söylemeyeceğim ama biz yaşıyoruz. Yaşıyoruz abi. Abi ben de yaşıyorum, ilginç bir şekilde ben de anlamadım. Doğdum. Gobelium ödül veriyor gibi bir şey dedi oyun ama. O görev veriyor bize işte. Bu görevleri yaptığımız zaman ödül veriyor işte. X-Fil'e gidelim mi yavaştan efendi? Hiç X-Fil. Gidelim abi. Anam. X-Fil ne tarafta onu bile göremiyorum ben şu anda. Yok ya, daha çıkmadı ki. Ha. 20. dakikada mı gelecek acaba? Ya öyle olması lazım. Öyle olduğu zaman da sıçtık yüksek ihtimalle, haberiniz olsun. Yani dalga 17'deyiz şu anda. Hoş be. Can, sana bir şey demiştim ya. Şuradaki aleti sadece fantezi şeyler için kullanacaksın diye. Hı-hı. Hatta işaret attım.
Artık o fantezinin zamanı geldi. Buradaki şeyleri alıyorsun. Exit wheel'den çıkarken kullanıyorsun. Paranın oradan çıkarken beni de bir kaldırırsan, sana bayağı bir yakınmışım çünkü ben. Biliyorum. Bor gibi bir şey var mı ya? Baran yattı. Yok, Yusuf yok, yattı. Yok, ben yatmadım abi. Yusuf yattı, ben yattım. Baran'ım, benim de arkamda varım. Haberin olsun. Shotgun'ı niye değiştirdim? Kalkın bakayım yapalaklar. Lan? Ma abi niye? El bombası elimde patladı. El bombasını çok uzun süremde tutmuşum, elimde patladı. Kendi kendini öldüren ilk gerzek olarak oyunun tarihine geçtim. Oyun yayınlanalı 24 saat oldu. Bunu yapan ilk oyuncu benimdir büyük ihtimalle. O şeyi, aleti açtığın zaman orada mutantör diye bir şey var canım. Belki görmüşsündür. Abi geldiler, geldiler. Baranım. Kamyonlar ya, bunlardan bir şey olmaz. Ben Survive aldım abi. En güzeli. Hadi çıkacağız, niye alt? Çıkış yeri geldi mi? Round sonra çıkıyoruz. Tam çıkalım. Hayır, kaçış için silah alırsın falan da, ne bileyim. Mermim bitti. Basamadım da yattı. 3'e basamadım. 3'e basamadım. 3'e bassaydım kafalarına roket atacaktım. Baranım yattı. Samedim, Yusuf ayakta. Artık onlara güveniyoruz. Samedim'e güveniyoruz. Arkanda, arkanda. Mermi yok, sıkamıyor. Sana güveniyoruz abi. Samed'i kaldırıyorum. Ben de bana kaldırıyorum. Yusuf'a da gideydik. Yusuf'a gidiyorum. Self revive almasam ama bittiydik galiba. Evet. Özür dilerim, ben de bayağı... lafımı geri alıyorum. Ben lafımı geri alıyorum. Bayağı bir bittiydik yani. Yalnız benim silah da sıfırlandı. Dolayısıyla tek kapanç yapabilecek durumda mıyım? Hayır. Aa, şimdi fark ettim. Yeri düşük kaldığında tek kapançını siliyor. Evet, siliyor. Aha gene düştük. Ya. Yine düştük. Ben bunu yeni fark ettim. Exfil gelir gelmez. Vuruyorlar ya. Dehleyip gitmemiz lazım. İki vuruşta indim ben ya. Ama bu çok kötü olmuş. Sadece nadirlik kaybolmuyor Baran. Silahın nadirliği aynı kalıyor ama... böyle değildi çünkü abi ya, o yüzden... Tek apanç gidiyor. Bay Morka, teşekkür ederim abi. Teşekkür olsun. Onlar şartlarda böyle olmaması lazım diye. Aa, godaman bir şey geliyor. Ben Samet'imi izleyeceğim. Pekapanç'a koşuyor. Yok, yaptı abi, Pekapanç'ı. Ben de yaptım da. Benim seviye hala 2. Ölüp kaldırılınca mı acaba? Ben de düştüm bir kere. Yüksek, ondan ha. Ondan. Yüksek ihtimalle ondan. Aa evet. Yani takım hepimiz arkadaşının kaldırmasıyla ölmesi farklı demek ki. Her tur öldük ya, o yüzden. Yalnız Samet bir ara Raygun gibi bir silah aldı, gördünüz mü? Ulti abi. Ha. Ha, Abomination da geldi. Tuzakları kullansamadım. Abi kulaklarım duymuyor, inanır mısın? Ah, şerefsizi yaktım. Ne vurdu ulan? Seviye 19. Ya dalga 19. Beni koruyabilir misin?
Denerim. Geliyor. Geliyor. Senin için. Ne geliyor? Ha, koydum ortalığı. Abi yaktım ne yazık. Abi sen ne yaptın orada Allah aşkına? Yüze mi attın? Kendini mi fırlattın duvara? Ne yaptın? Bir şey oldu orada. Ben roket yağdırdım abi da. Roket yağdırdın. Sadece tek bir bölgeyi ama. E maşallah bence Tron 19 güzel ya. Çok iyi, çok iyi. Biz iki kişi oynarken Tron 5'i geçemedik yani. Ki o da tamamen benim kazmadığım. Hani şu perkler var ya, perkleri upgrade edebiliyorsun. Ama sen burada mıydın ya? Dayı senin burada olmaman lazım. Geliyorlar, baranın mermim yok. Bir kaldırım, koş. Silahın sıfırlanmasın diye yaptım ya. Hiç bir de onunla uğraşma. Eğer kurtulursanız 20 oluyor. 20 olunca da eksili geliyor. Topuklarımız kıçımıza çarpa çarpa eksile koşalım derim yani. Ben ne gel? Mermi almaya gidelim gel. Geldim bananım. Aha. Vallahi 20 oldu. Exfil, exfil. Ya 21'de mi inecek abi? Helikopter lan. ...21'de vermesi lazım, 20'de değil. Oy oy oy. Peki punch'tan bir el basayım bari şuna ya. Diğer türlü hiçbir işe yaramayacak çünkü. Ya bu dayının zırhını da giyebiliyorsun. Mutantör düşüyor falan. Yusuf öldü. Tabii ben o kadar dayanabilecek olsam. Düştün müsün? Abi PK punch'ın orası çok geldi. PK punch'ın orada abomination var, sürü var. Var oğlu var yani. Şu PK punch olayı güzel olmamış. Silahın gitmesi kötü ya, hemen ölüyor. Aslında orijinaline i̇şte. Dönmüşler abi yani. Ben Cold War'dan geçtiğim için bana normal geliyor. Doğru gelendi yani. Yusuf'um hiç şey yapma, hiç sürünme sürün. Bırak şurada huzur içinde. Kendimizi teslim edelim bilinmezliğe doğru. Bunların geri gelmesi mümkün değil çünkü. Onlar kurtardı, kurtardı. Kurtaramadı, hepimiz yattık zaten. Koş 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 koş, belki alırız onları diyeceğim de alamayız ki. Öldüler beni. Bir yerde bir tane daha var ha. Abi alalım ne işin? Ha şurada. Koş şurada şey var. Aa onun yanındaymış. Instakill gitmeden öldürebilirsek güzel olur da ölmedi. Şöyle koşmayı ihmal etme abi, kaçarken çıplak elle. O burada da çalışıyor tatlı. Sıkışmış burada. Tamam, zırh bas. Hiç zırh kalmamış. Yok ki abi. Yok mu? Hadi ya. Arkandakileri alıyor. Paranın ona çok kalabalık da haberin olsun. Aldım. Oo, büyük abiler de gelmiş. Bir de bana sağlam mı buradan ya? Samed'im şey indirdi ya. Mr. Mental'ı falan indirdi yani. Gayet sağlam gidiyor. Abomination'ı bile indirecek galiba. Abi şuradan çıkabilirsek. Bütün sürü, ya yani bütün sürü değildir ama çoğunluk galiba bende. Sen o sürü içinde alabiliyorsan al onu. Güzel olur yani.
Kaç tane var lan? Daha demin birimizi kestim. Nasıl bir roundmuş abi bu, bitmek bilmedi ya. Ha evet, öyle good clean falan hakikaten. O ne? Sen nesin? Üçe gene bir şey aldım ben. Helal be. Abomination dindirdi valla. Hoş geldiniz. Tanınım. Hadi gidelim. Kaptık. Hoş bulduk. Kaptık. X-Fil yürü. Canım hadi gidelim. Gidelim. Başardık. Başardık. Where is the X-Fil? Ah oradaymış. Dener misin bilmiyorum ama Shift'e basıp koşuyorsun ya. Bir anda CTRL'ye basınca karakter öne doğru atlıyor. Haberin olsun. Ha kaymalı. C'ye basınca kayar, CTRL'ye basınca takla atar. Bastım abi F8'e. Bende silah da yok biliyor musun? Tabancayleyim şu anda. Bende de yok. Niye X-Fil? Valla. Bildiğin tabanca. Helikopterin gelmesi için süre geçmesi gerekiyor sanırım. Lütfen tahmin ettiğin gibi olma. Eğer Colt var gibi olacaksa sıçtık biliyor musun? 50 metre öteye verdi. Orada da Allah bilir. Şimdi Colt var gibi olursa şöyle oluyor. Sana belli bir süre veriyor. Süreyi de verdi. Sıçtık aman akıllı. Boku yedik. Ah çıkarız biz oğlum. Mümkün gönlüm. Değil abi. Ben şu an oraya doğru koşuyorum da. Çıkamayacağım yüksek abi. Yok baba ben çöktüm. Ben de çöktüm. Bu neymiş ya? Demek ki neymiş, seviye 10'dakine binmek lazımmış. Deneyimledik abi hiç yoktan. Şuna bak ya, şu anda Samet'in ekranda da aynı şey gözüküyordur. 50 tane falan zombi var tepemizde. Heavy zombi, Abomination, ne arasan var. Yusuf'um yukarıda yatmış. Zombiyi öldürmemi mi bekliyorsun şimdi sen oyun? Peki Baran çıkarsa biz de çıkabilecek miyiz acaba? Çıkamazsınız çünkü İnşallah. Ben çıkamayacağım. Ben çıkamam ki. Çıkarsın elimdeki çıkarsın. Elimdeki silah upgrade'li değil. Mega Abomination yanımda abi. 20 saniye. Bahane yok. Acı yok. Yürü. Abi ölmüyorlar. Merdivenlerde öldüm. Cesedim bok çukur gibi aşağı doğru kaydı evet, böyle. Evet koydum abi. Ekran karardı. Helikopter. Şimdi. Bay bay dedi. Adamların da günahına girdik iyi mi? Herkes bizimle beraber boku bokuna alın. Eliminated. Bu eğlenceyi arkadaşlarımızla da paylaştık. Tek başımıza ölmedik. 21 round dayandınız. İyi. Bence iyi yalnız, dayandık abi ya. Dur bakayım. En çok zombiyi Samet vurmuş oğlum. Listeye bakıyor musunuz? Nasıl ya? Critical kill bakımından lider. En çok zombiyi Samet vurmuş. En fazla parayı da o toplamış. Vallahi billahi. Onu kovaladı yani. Kahramanımız bu Samet. Bütün adam hepimizden al toplatmış ya. Baran ha? Dahil bak yani. Baran dahil hepimizden al toplatmış adam. Abi ben zombiyle oyun psikopatıyım abi. Hey maşallah. Evet dostlar. Bir sürü şey açtık. Böylelikle ilk bölümümüzün sonuna gelmiş olalım. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edelim. Ben bu oyuna bayıldım. Bol bol videosu gelecek kanala. Esenlikle kalın. Bye bye.